Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Aksaray Belediyesi'nin en büyük projelerinden olan içme suyu projesinde çalışmalar titizlikle devam ediyor. Aksaray'ın içme suyu sorununa köklü çözüm getirerek şehri daha temiz ve kaliteli suya kavuşturmak için çok büyük projelere imza atan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Bağlıköy'de yapımı devam eden 3 etaplı su projesinin 1. etap ve 2. etap isale hattındaki çalışmaları yerinde inceledi. Şu andaki suda da bir sıkıntımız yok. Bakın biz çay demliyoruz, su içiliyor, kenar mahallelerin hepsinde bu su kullanılıyor. Yani hiçbirisinde böyle bir hastalık ya da sıkıntı yok. Biz neden? Çünkü her iki günde bir, yani haftada en az iki sefer ya da üç sefer biz kendimiz kontrol ediyoruz. Aynı zamanda Sağlık Müdürlüğü'nden gelenler o laboratuvar testlerini yapıyorlar. Eğer en ufak bir sıkıntı olsa ben şehirde suyu vermeyi kapatmak zorundayım. Yani bu zorunlu olan bir şey. Dolayısıyla biz zaten temiz bir su veriyoruz. Bizim derdimiz gönül rahatlığıyla içebileceğimiz kalitede bir su. İnşallah şu sistemler bitince de ona ulaşır. Başkan Yazgı, su projesinin en kritik ve en önemli parçası bu arıtma tesisimizdir. Su arıtma tesisinde şebekeye verilen suların arıtma tesisinden geçerek musluklardan içilebilecek bir su hale dönüştürülebilmesi konusunda tüm çalışmalarımız, özellikle Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve DSİ ile yürütülen projelerimiz hızla devam ediyor ve önemli mesafeler kat ettik. 95 milyon liralık içme suyu projesi ihalesi tamamlandıktan sonra inşallah 2019 Ocak ayında hep birlikte suyumuzu çeşmeden içeceğiz müjdesini verdi. Halk arasında Efor Kavşağı olarak bilinen Piri Mehmet Paşa alt geçit çalışmalarında tarih verildi. Aralık ayının ortasında trafik akışı köprüden sağlanacak. Aksaray Belediyesi'nin şehir içi trafiğini rahatlatmak için en önemli projeleri arasında yer alan Efor Kavşağı'na yapılacak battı çıktı için tüm çalışmalar da sona gelindi. Yaptığı milyonlarca liralık yatırım ve eserlerle kendisini adeta Aksaray'ın gelişimine adayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehir trafiğini rahatlatma adına Efor Kavşağı'nda battı çıktı projesinde çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Aksaray tarihinde bir ilk olacak olan Piri Mehmet Paşa alt geçit projesinde Aralık ayının ortasında trafik akışı sağlanacak, köprü Aralık ayı sonunda tamamen hizmete açılacak. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldiği mahalle muhtarlarına yatırım ve hizmetlerini anlattı. Aksaray Belediyesi Başkanlık Binası'nda düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik ve mahalle muhtarları katıldı. İnşallah başkanım da kongresi netleştirdikten sonra o yeni yönetimiyle beraber sizlerle yine beraber ayrı ayrı toplantılarımız olacak. Onlarla da birlikte bir bütün içerisinde, bir birliktelik içerisinde ayrı gayrı olmadan meselemiz Aksaray'ı daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz olduktan sonra el birliği içerisinde çok iyi çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Ardından Merkez İlçe Başkanım Hamza kardeşim, ben de Merkez İlçe Başkanıydım biliyorsunuz. Bir süre o görevde devam ettik. Çok şükür alnımızın akıyla bitirip sonra Allah nasip etti. Buralarda görev yapıyoruz. Teşkilatçılık önemli. İşin içerisinde yoğrulmak önemli. O terbiyeyi alıp o terbiyeyle bir şeyler yapmak önemli. Kardeşim seçildi, seçimini de yaptı ve yönetimini de oluşturdu. Ona da tekrar başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız da zaten tamamlanınca da tam bir birliktelik halinde Aksaray'ımızın eksik olan kısımlarını, tamamlanacağımız kısımları, tamamladığımız projeleri el birliğiyle hepinize tekrar anlatacağız inşallah. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın basın mensuplarına düzenlediği hizmet tanıtım turu, ulusal basın başta olmak üzere tüm yerel gazetelerin manşetine taşındı. Başkan Yazgı, hizmet tanıtım turu öncesinde seyir terasında düzenlediği toplantıda Aksaray basınını çok önemsediklerini söyledi. 2014 yılından bugüne yaptıkları hizmetleri değerlendiren Yazgı, gayretli çalışmalarımız içerisinde basın mensuplarımızdan beklentimiz barış odaklı, gerçek haber odaklı, objektif gazetecilik anlayışı diyerek basın mensuplarına teşekkür etti. Hizmet tanıtım turuna katılan basın mensupları Aksaray Belediyesi ve Başkan Haluk Şahin Yazgı'nın eşsiz projelerini birinci sayfadan manşetlerine taşıdı. Yeniden bir Yeşil Aksaray için Aksaray Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarını önemle sürdürüyor.
Aksaray Belediyesi yeniden Yeşil Aksaray projesi kapsamında şehrin muhtelif yerlerinde olduğu gibi karayolu girişlerini de ağaçlandırarak yeşillendiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin her bölgesinde ağaç dikimi çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldikten sonra yeniden Yeşil Aksaray sloganıyla ağaçlandırma çalışmalarında 185.570 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi. Kişi başına düşen 8,4 metrekare yeşil alan miktarını 3 yıl içerisinde 13,5 metrekareye çıkardık. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Aksaray Belediye Spor futbolcularını ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Spor Toto Amatör Lig temsilcimiz Aksaray Belediye Spor futbolcuları ve teknik heyetini ziyaret etti. Ama ben inanıyorum ya, iyi. Yani ilk başta biraz tabii birbirini tam tanımıyorduk takım ama şimdi artık hazırlık dönemi tabii dönemi biraz ağır geçti. O yüzden ilk hazırlık maçlarımız, kupa maçları biraz yoğunduk, yorgun geçti. İlk haftada biraz hakem de biraz bizi sıkıntıya soktu ama toparladık. Daha da üstüne koyarak gidiyoruz inşallah. 68 Aksaray Belediye Spor Tesislerinde futbolcularla bir araya gelen Başkan Yazgı, yeşil sahalara inerek şut attı. Takımın ligde üst üste 6 haftadır kayıpsız galibiyetinin sevindirici olduğunu söyleyen Başkan Yazgı, takımın bu yıl 3. lige çıkacaklarının sözünü aldı. Teknik heyetten bilgiler alan Başkan Yazgı, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu haberle birlikte Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haber turumuzun sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.